burada mı kalacaksın? Evet. Gül gibi geçirir gideriz işte. Ama öyle olur mu hiç Emrecan? Dayın sonra ne kadar üzülür hiç düşündün mü? Ya en azından siz evlenene kadar sizinle kalayım işte. Siz evlenince başımı sokacak yer bulurum. Hem Esir abla, sen istediğin zaman gelebilirsin buraya. Ben erkenden yatarım uyurum. Çocuğum sonuçta. Hayır, erkenden uyursan iyi. Yok bir de sabahlayacaktın. Herhalde erkenden uyuyacaksın lan. Ki büyüyesin, gelişesin. Ne yapalım o zaman, bu gece kalsın. Sonra dayısına göndeririz. Selami'yi arayıp haber vermek lazım. Evet, doğru dedin. Ya şimdi arama ya. Abartma istersen. Hem burada kal dedik de yani milleti de merakta bırakmayalım değil mi? Efendim Şevo. Ha Selo. Seninki burada merak etme. Oh be. Ulan aklım çıktı yemin ediyorum çocuğa bir şey oldu diye kafayı yiyordum Şevo. Neyse tamam dur ben geliyorum şimdi alacağım onu tamam mı? Ay yok yok gelmene gerek yok. Biz şimdi biraz konuşak vatandaşla sonra geliriz tamam. Küsmüş değil mi lan bana? Ya bir ince. Ama çözülür merak etme. Biz onu yediririz içiririz. Ne gerekirse yaparız. Senin aklın almaz. Tamam kardeşim tamam Şevo sağ ol. Şevkat'taymış. Ama Şevkat, bu yaptığın kankalığa uymadı ha. Ayıp ettin. Emrecan, şimdi sen birazcık burada otur. İstersen Şevkat abinin çizgi romanlarından oku. Biz Şevkat abinle birazcık konuşalım. Tamam. Bizim bu çocuk bildiğin firari. Bununla bizim işimiz var. Yani demek ki bu böyle her kafasına estiğine kaçıp gidecek. Yahu sadece çocuk. Kırılmış. Dayısını da çok sevdiği için bu kırgınlığını böyle büyük gösteriyor. Tamam. Ne yapacağız ya? Biz ne anlarız çocuk bakmaktan ya? Biz seninle bebek baktık. Çocuk bakmak ne kadar zor olabilir ki? Vallahi bir Afrika atasözü der ki bir çocuğa bakmak için bir köy lazım. Ama buna bakmak için yani bir kasaba ya da en kötü bir küçük çaplı belediye falan lazım ya. Ay yok artık. Çocuğun annesi babası olmayacağız ya. İşte misafir edeceğiz onu burada. Misafirliği süresince de böyle ilgi alaka göstereceğiz. İyi madem o zaman. Bu gece kalsın da yarın ben götürürüm Selami'yi. Olmaz. Çocuk ne zaman gitmek isterse o zaman gidecek dayısının yanına. Yani böyle ona şimdi zorla bir şey yaptırarak psikolojik bir travmaya yol açabiliriz. Aman yemişim psikolojisin ya. Ben bu bebenin yaptığının yarısını yapaydım küçükken var ya. Bir araba dayak yerdim. Bak ama gördüğün gibi hiçbir travmatik durum yok. Allah'ıma benim şükür sabah sağlamım ya. Emin misin? Evet. Neyi mi gördün ya? Ayrıca bu psikoloji dalgaları, yeni moda dalgaları ha. Bakma eskiden bunlar yoktu. Eskiden zopa vardı, anne terliği vardı. Ha, ne bileyim mesela o anne terliğin suratında patlama şiddetine göre de o psikolojik durumun ona göre etkilenirdi ya. Karıştırma şimdi sen anne terliği falan. Bak çocuk burada kaldığı sürece ona güzel davranacağız. Mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız. İşte dayısıyla bir an önce barışmasını sağlayacağız tamam mı? Hey tamam madem o zaman ben gideyim de Selami'ye haber vereyim. Dayım onunla konuşmak istemediğimi de söyle. Olur mu? Bizi mi dinliyorsun sen? Evet. Ayıp ayıp kapı dinlenmez. Çok ayıp bir şey ama. Duyma bunu. Minicik değil mi baksana. Sempatik falan da kapı dinliyor ya. Küçük şeytan. Bakın boynuzları nerede bakın. Bakın boynuzları. Vay vay şımar. Emrecan. Sıkılmıyorsun değil mi? İyi misin? Ya uydu falan olsaydı en azından bir belgesel kanalı falan açar belgesel izlerdim ama. Ya evet o anteni alamadık daha. Zaten televizyonu bile bugün aldık senin için. Ben çok televizyon izleyemiyorum ya. Fırsatım olmuyor. Mahallede aksiyon hiç bitmediği için. Şu çorba olunca seninle biraz dışarı çıkalım mı? Hava alırız ister misin? Emrecan? Emrecan. Emrecan. Emrecan saklandıysan çık ortaya.
Yok. Bu çocuk Firavun'a kesin yine kaçtı bu çocuk ya. Çocuk biraz bende kalsın. Esin de zaten ilgileniyor. Sonra uzatmadan bir çözüm buluruz. Sağ ol Şevo ya. Vallahi aga ne diyeceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum lan. Yani böyle kaldım, mevzu çocuk olunca böyle zart diye cahilce öyle kaldım ya. Yok be oğlum, bu kadar büyütme ya. Zaten çocuk dediğin temiz kalpli olur. Yani sen de kalbini temiz tuttuktan sonra tatlıya bağlanır. Zaten akıllı da çocuk. Şey yapma ya. Efendim Esin. Şevkat. Emrecan yok ortada. Nasıl yok? Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Daha az önce televizyon izliyordu. Ben mutfaktaydım. Konuşuyorduk hatta. Ortadan kayboldu. Evet ya. Saklanıyordur o. Şey yapma. Sen bir eve bak. Şey yaparsın. Tamam. Bakacağım. Sen neredesin? Ha ben kahvedeyim. Selo'yla oturuyoruz ya. Ya sen de gelsene eve. Ben panik yaptım şimdi. Tamam oldu. Gelirim ben birazdan. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hadi. Emrecan, bak oyun oynuyorsan çok uzadı, tadı kaçtı ha. Korkuyorum ben. Ne olmuş lan? Abi bir şey yok. Şey diyor da... diyor ki... Emrecan'dan diyor, saklambaç oynuyoruz da diyor. Habire diyor beni zobeliyor diyor, ahvacan diyor. Bir diyor gel de diyor şey yap, ben kalkayım da şey yapayım. Hadi görüşürüz. Hey tamam. Ne yaptın, buldun mu? Yok ya, senin evinde her yerini aradım, yok. Bir anda ortadan kayboldu çocuk ya. Nereye gider bu? Ya tamam, sakin ol. Panik yapma hemen. Evde bir yerlere saklanmıştır, aklı sıra bize şaka yapacak. Ben onu bulurum şimdi, gel. Gel, gel bak. Emrecan. Koçum bak, saklambaç böyle oynanmaz ama. Önce bir avucumuza mum dikeceğiz. Yok artık, sen o çocuğu böyle mi ortaya çıkaracaksın? Ya sen karışmasana benim yöntemlerime Esin. Allah Allah. Emrecan! Neredesin aslanım? Dedim ha babam sınıfı işim yaptı acaba da. Emrecan bak. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Mesela elma. Bravo yani. Senin yöntemin buysa biz bulamayız bu çocuğu. Hadi çıkalım dışarıda arayalım. Ya ben zaten evin her tarafını aradım. Çocuk evde değil. Fazla uzaklaşmadan gidip bulalım. Lafa bak lafa. Hem gözünün önündeki bacak kadar çocuğa sahip çıkamıyorsun. Ondan sonra geliyor bana tantana yapıyorsun yani ya. Emrecan! Ya benimle ne alakası var? Ben mutfakta yemek yapıyordum. Çocuk da burada oturup televizyon izliyordu. Sonra bir anda yok oldu işte. İşte bunlar hep senin analitik antrikotların yüzünden oluyor. Bak yine kayboldu çocuk ortada. Çok biliyorsan evde oturup kendin baksaydın o zaman. Ben evde otursaydım da dükkana kim baksaydı? Senin dükkanın dükkanda, benimkisi feş mekan mı? Aman! Aman kız, dikkatli ol. Kırma bir tarafını. Ta çocuk bakacağız. Sen bize lazımsın. Ne ya? Boya. Ne iş var benim boyamın burada? Bak orada da var. Kapıya doğru gidiyor. Demek ki... Ha bak bak, burada da var. Ha, bak ha, orada da var. Ansel ya. Kratel'in mutfileri ya. Bize şey yapmış. Gel böyle gitmiş belli. Emrecan! Neredesin oğlum? Bağırıyoruz bir saattir ya. Boyaların nereye gittiği de belli oldu. Emrecan, çok korktuk. Bir anda ortadan kayboldun. Öyle bir daha haber vermeden evden çıkma. Ya tamam da sadece bahçeye çıktım yani. Hem hala ev sınırları içerisindeyim. Mantıklı. Ya ama oğlum ya, en azından bir haber verseydin, merak ettik ya. Haklısınız, doğru. Ya ama bana kızmayın. Ben sizi çok seviyorum ve sizi de üzmek istemiyorum. Ama şimdi göstereceğim sürprizlerden çok mutlu olacaksınız. Ve bana kızmayacaksınız. Bakın,
Yumurtalar da çok şey olmuş. Ne olmuş? Yoksa beğenmediniz mi? Siz beğenirsiniz diye yapmıştım ben. Güzel değil mi? Çok güzel olmuş, çok beğendik. Değil mi Şevkat abi? Biz çok beğendik değil mi? Evet, çok beğendik, bayıldık. Yani adeta bir gökkuşağının yedi renginin böyle renk cümbüşü patlaması olmuş. Çok artık bunları da ne yaparsak bilmiyorum. Götürür satarsın işte. Hani baksana onlar rengarenk, çok güzeller. Hep senin tavukların sadece kahverengi beyaz yumurtluyor yani. Çok sıkıcı. Ama şimdi onlara da çok yüklenme. Sonuçta kuş beyni hayvan bunlar. Ne yapsın? O kadar işte. Kahverengi yumurtluyor, beyaz yumurtluyor. Onun bir şey yok. Halbuki değil mi? Şöyle rengarenk yumurtlasa, hem seni de bu kadar yormasa, ortalığı da bu kadar yormasa. Şaka tamam, uzatma. Bunların hepsi bir psikolojik dışa vurum. Yo yo yo, tamam. Hayır canım. Bir şey yok. Canın sağ olsun ya. Giden ne? Kaç tane yumurtanın lafını mı edeceğiz? O zaman şöyle yapalım mı Şevkat abisi? Şimdi bir güzel yemek yiyelim, karnımızı doyuralım. Sonra sen bu yumurtaları dükkana götürürsün, böyle ne güzel rengarenk satarsın. Ha? Aynen. Aynen mi? De. Ben çorbayı olacaktım, unuttum. Ben çorbayı olacaktım. Kız yavaş. Düşeceğim, bir sakatlık çıkaracak oğlum. Evi yakacak. Vallahi billahi evi yakacak. Yavrusu amma da eğlenceliymiş ya. Dur sen, daha bir şey görmedin. Oho. Kalk hadi gidelim, kalk. Kalk, bunları da götürür satarım hadi dükkana, ne yapalım. Allah'tan uşanma, dertsiz. Şöyle bir hortumla vurdum, uydu geçiyor. Biliyor musunuz? Benim en sevdiğim ev yemeği pizzadır. Pizza ev yemeği değil ki. Ama evde yersen ev yemeği olur. Vallahi yine çok mantıklı. Gerçi iyi oldu söylediğimiz ya. Ben epeydir yemiyordum. Hatta galiba benim ikinci falan. Ay bari sen yapma Şevkat. Ben size ne güzel kendi ellerimle brokoli çorbasıyla bamya yemeği yapıyordum. Yapaydım o zaman. Yakmayaydım da yiyeydik laf. Aslında yalnız benim için biraz iyi olur. Çünkü ben genellikle yeşil şeyleri pek yiyemiyorum. Sebze demek istiyorsun herhalde. Aynen. Ama sebzelerin ne kadar faydalı olduğunu biliyorsun değil mi? Yani özellikle senin gibi büyüme çağında çocuklar mutlaka sebze tüketmeli. Değil mi Şevkat abisi? Ha tabii tabii abisi. Yiyeceksin ki büyüyeceksin. Yani? Ama? Yani sebzelerin faydası. Saymakla bitmez. Bulduğunu yiyeceksin, bulduğunu yiyeceksin abisi. Ayırma. Avucunu bilmem ne, hepsini yiyin. Ne ya? Şimdi çocuk da bir yerde haklı. O brokoli garip ya. Böyle bir akvaryum bitkisi gibi ufak. Ufak ağaç gibi o ne? Küçük Prens'teki ağacın adı neydi? Baobab mıydı neydi o? Tadı yok, tuzu yok, bir sası ya. Haklı ya. Bravo yani. Ne güzel örnek oluyorsun Şevkat abisi çocuğa. Niye canım? Allah Allah. Karnıyarık yaptın da yemedik mi? Ya da mesela yaprak sarması yap da ye oturakta. Ay çok biliyorsan kendin yap. Yaparım ama tokat yaprağı bulacağım. Bulurum ben sana tokat yaprağı. Emrecan, yaprak sarması sever misin? Oo, hem de bayılırım. Şimdi burada bir tencere olsa hepsini yerim. Ama çok incecik olacak. Baba çok bilmişe bak. Çok bilmişe bak. İnce olacak. Lan ben sana bir yaprak sararım. Yanlışlıkla kalem diye kalem kutuna koyan da okula götürürüm lan. Burada da arkadaşların hava atın. Canın acıkınca da ne güzel ya. Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi pizza yiyoruz, gülüyoruz. Bilmişe bak. İncecik olacak diyor. Neşeli tavuk yumurta. Aferin. Sökmüşsün okumayı. Ne bu yumurtalar olursa Esin yengeyle ortak bir çalışmaya mı giriştiniz? Yaklaştın koçum. Esin'le bir ortak noktamız var evet. O da çocuk bakımı. Ya şimdi bu Emrecan Esin'deki sanat aşkıyla bendeki yumurta sevdasını aynı podada eritmek istemiş. Tabii bu arada birkaç yumurtayla birkaç boya zayi oldu ama yapacak bir şey yok. Al bakayım şunu. Götür kapının önüne koy. Bebeleri balonla koyalım mı? Çocuk Reno gibi durur ha. Çok komik ya. Hadi espri yapma oğlum, koy şunu. Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Şahane! Balat meydan. Babalar bu yumurtalara hayran. Analar hep de hayran. Ne bağırıyorsun lan? Soytarlık yapma mahallede. Şevkat. Hayırdır la? Açılım mı yaptın? Vergi borcunu ödeyeceğim diye la. Tamam beyler, zevzeklik yapmayın. Yumurtadır işte ya. Paskalya. Neşeli yumurta bunlar, neşeli. Gördüğünüz gibi sanat sepet muhabbeti birlikte. Vay, sanat sepet olaylar ha. Esin'den alan bu organik ilişki bizimkine yaramış. Hayırdır Şevucuğum? Ne yapıyorsun yavrum, böyle boyuyorsun yumurtaları falan? Senin ufaklığın marifeti. Benim asabımı bozma. Vallahi hepsini sana satarım ha. Alırım lan. Alırım tabii. Benim yeğenim yapmış. El emeğe göz nuru bunlar. Aynen öyle. Kainatta her şey... Zıttıyla dair. Safi nurdur. Yanlış mı oldu? İnsan emeğiyle yaptığı her şeyde maksat nurunu katabilmektir.
Bu gördüğünüz yumurtalarda tertemiz bir çocuk kalbinin nuru var. Bunu tabii ki gözleriniz görmez ancak gönül gözü görür. İddia ediyorum Şefkat. Bu yumurtalar kapış kapış gider. E bakalım öyle bir talep olursa oturtturur boyattırırım çocuğa hepsini. Şefkat oğlum, dükkanın önünü kapatmışsınız. Nasıl gireceğim içeri? Kusura bakma abla. Açılın lan. Şey yapmayın, bak müşteri gelemiyor. Gel abla, gel. İçeri girmenize gerek yok. Lütfen sepetten alın. Bakın, özgür tamuk yumurtası. Kümesten yeni çıktı. Niçin boyalı bu yumurtalar? Boyalı değil, neşeli yumurta. İstemez. Olur, o zaman siz içeri geçin. Bol miktarda sinirli yumurta mevcut. Onlardan alın, buyurun. İşte, tamam ya. Gel abla, gel. Maşallah. Kapış kapış gidiyor vallahi. Gel abla. Bunu helal et la. Aldın mı? Yola gelsin. Ver bakayım. Neşeli yumurta bunlar, neşeli. Haydi. Param olsa da ben alsam. Haydi, neşeli yumurta bunlar, haydi. Al 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 al. Oğlum ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim? Hayır, ben sana ne dedim? Hafıza balık bir usta. Artık unutuyorum yani. Ne demiştin ki ya? Ben sana şu yumurtayı kabuğuyla yediririm. Bunun kabuğu omega 3 ihtiva eder. Ondan sonra hafızan yerine gelir, görürsün günü. Usta onun kabuğunda boya var yani. Omega 3. Ne kadar komik. Ne güzel işte, yüzüne renk gelir. Zevzeklik yapma. Tamam usta, sakin ol. Şimdi seni de yavaş yere bırakıp tozuluyorum yani. Ver lan. Ver onları bana. Şeva, ben bunları alacağım. Ne yapacağım oğlum abi? Götürüp galeride satacağım. Sana ne oğlum, alıyorum. Yenim yapmadım bunları benim. He iyi, al götür. Bana da bir çay getir. Al. Ha yok, istemez tamam. Öyle bir şey yok kardeşim. Bunları alıyorsun. 20'yi çek, fazla çekme. Emrecan'a da diyorsun sattım hepsini ama ben almadım, ona göre tamam mı? İyi bari bebeğe aşık olur. Sağ ol. Hadi. Güzel adam la bu. Ah, doğru demişim lan Niko. Öz değil, gönül görüyor ya. Oo, selamı kardeşim. Almışsın neşeli yumurtaları. Aynen birader. Ama sen neşelenmemişsin. Yakışıyor mu sana ya? Bak, yeğenin geldi. Eski dükkanla ortak oldun. Çocuğun ayağı uğurlu geldi. Niye üzülüyorsun ya? Çocuğun bir umudu vardı, dayısı. O da kolpacı çıktı. Bütün hayalleri yıkıldı çocuğun. Sen olsan üzülmez misin lan? Yani Selami, tabii üzülürüm de senin kadar dert etmem. Kendime şunu derim. Olsun, yine de dayısı var derim ya. Şişt. Al şunu bakayım, şu neşeli yumurtalarla neşeli bir selfie çekelim, gel. Hadi bir yüzün gülsün be. Gel bakalım. Gülümse. Bir tane daha. İşte şöyle yüzün gülsün ya. Şişt. Bak, kahramanlar daima gülümser. Tıpkı yunuslar gibi. Güzel dedin lan. Hayata gülmek lazım. Ya. Kızım ne zormuş öyle emanet çocuğa bakmak. Ortadan bir kayboldu, aklım çıktı. Sonra kümeste bulduk. Benim boyaları aşırmış, gitmiş kümesteki yumurtaları boyamış. Ay, çok tatlı ya. Ya canı sıkılmış, kendine böyle bir oyun bulmuş. Ya da sizi memnun etmek için böyle güzel bir şeyler yapmaya çalışmış. İkisi de. Gerçi benim o boyalarla yaptığım bir resim vardı, o yarım kaldı. Çünkü hepsini sıkmış çocuk da, canı sağ olsun. Bu sayede iki tane önemli şey öğrendim. Neymiş o? Birincisi, eğer çocuğun varsa bir dakika bile gözünün önünden ayırmayacaksın. İkincisi, eğer çocuğun sesi çıkmıyorsa tehlike var demektir, sakın kanma. Vay vay vay, bir gün daha anne olmuşsun bakıyorum. E mecburen, istersen olma. Şevan, ne yapıyorsun? İyi, ne yapalım? Gel geç içeri. Öyle bir geçerken orayı dedim, Emrecan'ı da göreceğim dedim ama... Emrecan! Hayır, istemiyorum. Dışarı çıkmayacağım. Şevan, ben ne yapacağım oğlum ya? Çocuk mutlu olsun diye yaptım ben sadece. Başka bir şey yapmadım be kardeşim ya. Tamam oğlum, takma kafana ya. Geçeceğiz, halledeceğiz. Bulacağız diyorum, sen sabret biraz zaman. Bir şey diyeceğim. Benden bahsediyor mu lan hiç? Ya hani direkt olarak dayım demedi ama ya böyle arada dalıyor gidiyor. Ya o, ben eminim çocuğun aklı sende ya.
Selam sen üzülme. Çocuk o ya. Aklı sıra seni cezalandırıyor işte. Tabii canım. Çocuktur ben nihayetinde ya. Ne yapacağım? Gel geç içeri bir çay çek ya. Yok kanka yok. Yok siz bakın keyfinize. Ben öyle mahalleye doğru akayım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar hadi. İyi akşamlar. Emrecan. Emrecan. Abicim açsana kapıyı bak bana da mı küstün ya? Emrecan. İyi tamam. Bana fark etmez ben burada sabaha kadar beklerim vallahi. Emrecan. Çık bak bir şey söyleyeceğim sana. Boşuna durmayın orada. Gelmeyeceğim. Konuşmayacağım. Ya konuşmak için gelmemiştim aslında. Ben sana bir şey soracaktım da artık madem çıkmıyorsun kesin. Şevkat'e soracağım mecburen. Şevkat bu nasıl bir şey ya? Ben hiç oynamadım bununla. Ne bunun ismi? Bu topaç Esin. Bu böyle sarıyorsun. Sar sar sar. Bak şimdi atıyorum bak. Gördün mü? Vallahi fıldır fıldır dönüyor. Çok güzel attın. Ya çok zevklidir bunun oynaması. Bir de ben deneyeyim şimdi dur. Dene bakalım. Aa yok. Yapamadım ben. Yapamadın. Dur bak ben bir daha göstereyim sana. Sen bana öğretsene ben yapamıyorum. Dur bir daha atayım. Ne kadar zevkli değil mi? Bak. Ya ben aslında Emrecan'a da almıştım bir tane bak. Hem onun rengi de farklı. Oo çok güzelmiş onu bana versene ya. Aa ama nasıl olur ya? Bu Emrecan'ın nasıl vereyim sana şimdi? Aman Emrecan gelip oynamıyor ki zaten. Kapattı kendini odasına. Ben onunla ben oynarım çok güzel o. Ne yapsam o zaman doğru söylüyorsun ha. Gelip de oynamıyor. Sen de çok beğendiysen madem o zaman ben bunu sana vereyim madem öyle. Bence de bana ver. Bana versen daha iyi olur yani. Dur bakayım. Bir daha atayım bakalım nasıl olacak. Ben deniyorum o zaman. Hadi dene bakalım. Öyle değil, öyle değil. Dur, dur öyle değil. Bak böyle, bak, bak. Bak, ta orada dönüyor. Görüyorsun değil mi? O neymiş ya? Bir şey yok ya, topaç. Küçükken ben hep bununla oynardım da. Ya. Sana da almış bir tane Şevkat abin ama yani oynamak istersen. Olur. İstersen bir dene yani. Ya ben senin için bir tane bulduydum böyle ama sen gerçi istiyorsan odada kal ya oynamayacaksan. Yok yok oynayacağım ben de. Ha. Ha yok ben istemiyorum falan deyince ben de dedim acaba Esin'e mi versen bunu çok beğenmiş. Yok yok oynayacağım. Ha kesin oynayacaksın yani. Şey yapayım o zaman. Ver o zaman. Ver o zaman. Peki şimdi ne yapıyoruz? Bak şimdi. Bunu böyle tutuyoruz. Sarıyorum. At bakayım. Güçlü çekeceğim bak. Vay. Hep de arkalarda dönüyor ya. At bakayım. Ay bu. Elimden kaçtı. Sen el bombası gibi attın. Öyle değil. Oo. Emrecan. Hadi hemen yata. Ama tam çözmeye başlıyordum ya. Biraz daha geç uyusam. Olmaz güzelim. Senin güzelce uykunu alman gerekiyor ki sabah yorgun uyanma. Ama daha Şevkat'in tavukları bile uyumadı. Vallahi çocuk bu konuda doğru söylüyor. Benim kızlar bile bu saatte uyumuyor Esin. Başlatmayın tavuğunuza. Ben burada bilimsel bir gerçekten bahsediyorum. Çocuklar uyurken büyüme hormonu salgılarlar. O yüzden şimdi dişlerini fırçala, doğru yata. Hadi güzelim. Şimdi vallahi bu konuda ben de bir şey söyleyemeyeceğim Emrecan. Yani Esin ablan çünkü acayip bilimsel girdi mevzuya. Yani direktman bütün kapıları kapatmış oldu. O yüzden en iyisi sen git lavaboda bir dişlerini fırçala, çişini yap. Ondan sonra da yat. Sabah oynarız tekrar hadi. İyi tamam. İyi geceler size. Sana da. Yatmadan gel de öp bizi. Tamam. Ne yapıyorsun sen? Daha dün bir, bugün iki hemen benimle ters düşüyorsun. Ya senin beni desteklemen gerekiyor. Ebeveynliğin ilk kuralı bu, birbirini desteklemek. Abartma ya. Ne dedim sadece biraz daha geç yatabilir dedim yani çocuk. Ayrıca çocuk olmanın ilk kuralı nedir? Ebeveynlerin koyduğu kurallara uymamak. Değil işte. Otorite çocuğa güven verir. Bu demek değildir ki tabii ki yaptığı, yapacağı her şeye yasaklar koymalıyız. Ama bir otorite göstermemiz lazım. Ya birlikte hareket etmemiz lazım. Bak şimdi ben bir çocuk gelişim kitabı okuyorum. Orada ne diyor biliyor musun? Ben sana hepsini anlatacağım. Uf, acayip sıkıştım ya. Ben
Emrecan, ta uzun sürecek mi abim? Aniden bastırdın alet. Hadi abim, fena sıkıştırdı ya. Ay, siz uyuyacaksanız ben de evime gideyim o zaman. Tamam, olur. Ben bunu alıyorum, belki oynarım yukarıda. Tamam, çok da şır şır şey yapma gece, aşağıda uyuyan var. İyi, tamam. Hadi iyi geceler. Sağ ol. Tuvalet kaldı var değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.